Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Ankara Ticaret Odası Kongrezyum'da ülkelere göre tahsif edilerek sandıklara konuluyor. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar ülkelere göre tahsiflenerek sandıklara konulmaya başlandı. (Gülüyor) 27 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında 72 ülkede 151 temsilcilikte kullanılan 1.817.000 oy sınıflandırılacak. Oylar 14 Mayıs günü saat 17'de sayılmaya başlanacak. Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde 72 ülke 151 temsilcilikte 27 Nisan 9 Mayıs arası yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını kullandı. Bu kullanılan oylar gördüğünüz diplomatik torbalara konularak Avrupa 3 kargo uçağıyla doğrudan Ankara'ya geldi. Biz onları bir önceki gün Apron'dan Akelere konmuş şekilde teslim alıp tırlara yükledik. Yaklaşık Lyon, Köln ve Berlin'den gelen 3 kargo uçağında 62 akey içinde oyları teslim aldık. 11 tıra yükledik. Buraya getirdik. Koyduktan sonra benim ve 4 tane İl Seçim Kurulu üyesi olan siyasi parti temsilcilerinin kilitleriyle kilitledik. Bugünü bekledik. Bugün de Arnavutköy Geçici Seçim Kurulu tarafından diğer temsilciliklerden Avustralya, New York, işte Kuzey Afrika, Güney Afrika'daki vatandaşlarımızın bulunduğu temsilciliklerden toplanan oylar Arnavutköy 4. Geçici Seçim Kurulu'na teslim edildi. Onlar da gece PTT'ye ait 2 kargo kamyonuyla bize gönderdiler. Sabah itibariyle aldık. Onları da buraya topladık. Şu an burada 27 Nisan 9 Mayıs arası kullanılan yurtdışı temsilciliklerinde yaklaşık 1.696.000 oy, gümrüklerle dahil 1.817.010 oyumuz var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor. 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız. O oylar gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderilecek. Biz şimdi bugün itibariyle diplomatik torbaları açıp sandıklarına yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli 4 siyasi parti temsilcimiz üyesiyle gelip burada torbaları çıkaracağız. Hem buraya kuracağımız hem de dışarıda kurulu olan 1410 sandıkta sandık kurulu oluşturacağız. O gün sandık kurulunda görev alacak memur ve memuri arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kurs verdik. Sayım dökümü ne şekilde yapacaklarını anlattık. O gün sandıklar oluşacak. Bir başkan, bir memur üye ve 3 siyasi temsilci, siyasi parti temsilcisi ve yeteri kadar müşahit nezdinde saat 17'de Türkiye ile birlikte sandıklarımız açılacak. Sayım döküm işlemi yapılacak. Tutulan tutanaklar yukarıda gene bizim kurduğumuz seçim kurulumuza ait merkezde birleştirme yapılacak.